Assalamu alaykum barchaga, men ismim Surab Shajarov. Men hozir kunda MyEdu LLC kompaniyasini talabasi sanalaman, o'quv markazi talabasi. Bugun sizlarga markazda o'rgan bilimlarimni bir qismini ulashni lozim topdim. Demak, bugungi video roligimizda qanday qilib local serverni yaratish, local serverda WordPressni ustanovka qilish va WordPressda pluginlar va temalarni qanday qilib ustanovka qilish bo'yicha ko'rsatib o'taman. Demak, dastlab boshladik. Terminalni ochamiz va host kirib, kompyuterimizni parolini yozamiz. Ko'ryapsiz, bir necha menda local hostlar yaratilgan serverlar va bugun biz yana bir yangisini yaratamiz. Sizlar bilan birgalikda keling, buni nomini talaba deb nomlaymiz va bu yerda saqlanishga o'tib ketamiz. Saqlanish WQ. Demak, keyingi qiladigan ishimiz hostga kiramiz. Hostda bir nechta menda yaratilgan hostlar bor. Shundan eng so'nggisini kopya qilamiz va sizlar faqatgina buni o'sha kopya qilsak ham bo'ladi. Kopya qilib o'zgartirish kiritamiz. Agar sizda avval qilinmagan bo'lsa, siz shu videoda ko'rib o'zingiz ham xuddi shu tartibda yaratishingiz mumkin. Demak, talaba uz talaba uz ko'rdik, server adminda o'sha emailim, document root'da talaba uz, server name talaba uz bo'ldi, server alias talaba uz, error log talaba uz, mana hammasi yozib chiqildi va biz bu bosqichni ham yakunladik deb bemalol aytishim mumkin. Keyingi qiladigan ishimiz bizlar Google Chrome ochamiz va bu yerda dastlab qiladigan ishimiz WordPress GitHub'ni topamiz va kopya qilishimiz kerak, klonlashtirishimiz uchun. Mana bu yerga kirib, kodda kopya qilamiz va go, yana terminalimizga qaytib boramiz, go to www qilamiz va git clone komandasi va kopyani shu joyga tashlaymizdagi kopya qilgan, mana bu kopya qilgan GitHub'imizni bu yerga start qilgandan keyin biz talaba uz yozamiz. Ko'rib turganingizdek hozir klon bo'lyapti, kopya qilyapti. Bu bir necha sekundlarni o'z ichiga oladi. Ha, ishlarimiz yakunlandi va bizlar ko'rishimiz mumkin, mana bu yerda talaba uz deb yangi folderimiz yaratiladigan bo'lib, endi keyingi qiladigan ishimiz bizni CD talaba sohbasiga kiramiz. Bu yerda mana o'sha ko'rib turgan barcha WordPressga oid bo'lgan folderlar yaratilib bo'lingan. Demak, keyingi qiladigan ishimiz CP WordPress example PHP va yana config.php. Mana shu tartibda yozamiz va keyingi qiladigan ishimiz allow. Bu ham chiqdi. Undan keyin endi biz database'ga ulashimiz kerak. Database'ni ochamiz, MySQL Pro'ni localhost'ga kiramiz va bu yerdan edit database qilamiz degan talaba uz. Yoki shunchaki
sebebisi tam buladı. Ham bu cereyanımız ham buldu. Kengi cereyanımız bizden kengi komanda vim w konfigurasyası ekranımız şu WordPress'imizin .php kurup durganımızda bu yerde biz 2-3'te uzgarışlarına amalga hoşlarımız. Demek dastlab şu yaratken database'imiz normal talabada yarattık. Ondan keyin qiladigan ishimiz bu o'sha userga kelin root deb yozamiz va bizga hozir local server bo'lgani uchun parol kerak emas. Bu jarayonni ham yakunladik va endi serverimizga restart server restart qildik va Chrome'da kırıp talabat.uz dediğim bu sayf bana bizler WordPress'imizden son okasını bir kısmına yakınına bulduk. Gelin bir yerde myitedu talabaları de yazalımız ve username'imizden gelin administrator namlayımız. Parolumuzda hazırca abc3 de koyalımız. Confirm user week password, emailimizga emailimizga yozib install WordPress qilamiz. Bu ham bir necha sekundlarni o'z ichiga oladi. Va login qilib, WordPressga kiramiz. Demak, endi keyingi qiladigan ishimiz WordPressda pluginlarni plugin o'rnatish ko'rsataman, lekin undan oldin bizda bir muammo paydo bo'ladi. Shuning uchun mana builder add new qilamiz, builder va install qiladigan bo'lsak, bizda mana bu muammo kelib chiqadi. Bu muammoni qanday qilib bartaraf qilishimiz mumkin? Bu muammoni bartaraf qilishimiz uchun esa yana biz o'zimizni o'sha terminalimizga qaytib boramiz. Demak, terminalda qiladigan ishimiz dastlab cd wp content hello va bu yerda biz uploads degan folderni yaratamiz. Demak, Mic directory uploads. Agar biz ko'radigan bo'lsak, mana o'sha anaqamizni yaratib bo'ldik. Keyingi qiladigan ishimiz esa demak, davom etamiz. Keyingi komandamiz vim wp config.php bu yerda boshqa funksiya dastlabki cd Demak, talaba o'ziga kirdik. Biz mana ko'rib turibsiz, talaba o'ziga kirgandan keyin biz keyingi vim wp config.php ga kiramiz. Bu yerga kirganimizdan keyin biz pastga tushamiz va mana bu joyga bizlar internet orqali bitta funksiyani olib kelib tashlashimiz kerak. Bu bizga uchun bu muammoni yo'q qilishga yordam beradi. Bu funksiyani men o'zimga saqlanishga bo'lganim uchun bu qiyinchilik tug'dirmaydi. Shuning uchun faqat kopiya qilishimga to'g'ri keladi. Men bu funksiyani kopiya qilib mobilga tashlayman va bu yerdan WQ saqlanish qilib chiqib ketaman. Undan keyingi qiladigan ishimiz bizni sudo chmod
Şumurta var. Şu Tamam da sınıyordu Kazandı. Volümün ki biz bu olmanı yeşil bir volümü ve biz bunu yanımızdan install ha. Biz bu olmanı yeşil bir pluginlerden bana aktivite bir malal kuruşumuz tamam konu. Demek ki yeni basışçımızda yana bitti. Temanı ornatıştı organımız, keyingi işimiz bizden temanı ustanovka kılır. Onun için dastlab özümde Zen Forest accountum bekraman. Account ma bu Innovate Market'te accountum bor. Ve bu yılda ben özüm bazı bir numaralarını satılgın var. Kelim ben bunu download kılamız. Satılganızdan keyin ise elbette şu sizini download numaranızda kırsanız account'ta satılgan temalarınız duradı. Demek download kılamandan all file and documentation kılaman. Mana tushdi ko'ryapsizlar zip formatda keyin yana men o'zimni nomga qaytib boraman va bu yerda qaytib borishdan oldin papkaga kiramiz papkaga kirgandan keyin downloadga mana e'tibor qiling download qilganda documentationga kirishni tavsiya qilaman documentationda siz Documentation'da index HTML'e kırsanız kanday kılıp temanı ustanovka kılış boyunca kısaca kursatmalar beri botulgen demek bize devam etmemiz bu koşumcu tarzı sizlerle edit new kılamız temanı upload tema kılamız choose file şu download'umuz ekranımız and forest'e Enforce bana tema bor, temada zip file'ını tanıyınız ve successfully oldu ve activate planı installdı. Bu bir neçe dakikalarını öz içine oladı. Ve install kurganımızdan keyin bizge bir neçe jarayonlarına bize amalga oşirishimiz kerak ki bu hozir sunuvga bo'lgandan keyin bu ko'rsatayotgan videomizdagi masalalar o'zingizda shaxsiy veb sahifa mana ko'rib turibsiz tema sunuvga bo'ldi lekin bizga bu yoqqa kirsak hali ham hech qanaqa o'zgarish yo'q bu nima uchun Biz qo'shimcha pluginlarni, tools'larni barchasini mana endi amalga oshirishimiz kerak. Buning uchun esa biz mana bu yerda ko'rsatilgan demo importer, mana step 1, demo content, bularni qilib require, mana bu yerda yozilgan dastlab biz pluginlarga kiramiz. Pluginlarga kirsak, mana bu yerda Silent plugin. Man bu pluginlarni biz o'rnatgan bo'lishimiz kerak. Va apply qilamiz. Bu ham bir necha daqiqalarni o'z ichiga oladi. Temani to'liq ishga tushirish uchun o'sha talab qilingan pluginlar bor. Mana sunuvga qilib bo'ldik pluginlarimizni va install demak, pluginsga kiramiz. Mana demak, sunuvga qilib bo'lindi, lekin bularni aktivatsiya qilishimiz uchun aktivatsiya qilamiz va apply qilamiz. Son bir neçe dakikalarını düşük oladı. Hormatlı kuzatıcılar. Bir nimani e'tibor qilishlaringizni so'rayman. Har bir sotib olingan temani o'rnatishdan oldin uni dokumentatsiyasiga kirib, qanday hujjatlar talab qilinadi, dastlab nimalarni bosqichma-bosqich amalga oshirish kerak. Va mana demak, ham bo'ldi, oshirish kerak. O'sha bo'yicha ham
Mana import demo deyip çıktı. Az import yaptı bugünden keyin bize özümüzün dastlabki web sahifamızını yaratış işlerini yakınlayan bulamaz. Hazır bu import kılıyordum. Şöyle demo versiyonu. İlk oldan hamısı buldum ve bize maya dedik ise bana özümüzde dastlabki makamızın kuruşumuz ham mumkin kuruptur gelmedi. Bu satı olan temanın sonu yakıldı ki temamızda bana temamızda bahçe numaraları düştü. Bakışma bakış biz bahçesini uyduladık. Gördüğüm bahçesi gördü. About me, skills bana. Ama contentlerde oynatacağımızdan ki bu işlerde. Demek bugünkü dersimiz, bugünkü videomuz ne? Elbette ders yemezsiniz. Bugünkü şöyle kısa videomuzu tayarladım. Bundan cidden kursanman ve hassız bu düşlerde faydalanışınızı ve gelecekte siz tam özünüzü dastlabki local sahifenizde yaratışınızı mümkün. Şimdi bu hinçilik durmuydu. Ve eğer bizim haberi gelip talaba uzuyduyen bası. Maya çizgi talabaları bana sigaretken onu kızı düşünmek. Bakın siz dediğiniz şey plugin ile ortalıkın. Bana o fakat yine de tekstini oluşturuyor tamam. Kramız tekstini title. Title getirgenden ki haberge ham Jonathan ham Şadiyar dediğim bulsam bana gördüğünüz update zaman ve talabı tekrar kırgan tablarında tam. Bolca sakın bo'ldi va siz ham o'zingizni o'zgartirib rasmlar ham maqolatni o'zgartirishingiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. MyEdTech Education o'quv markaziga tashrif buyuring va bu markaz sizga juda katta bilimlarni taqdim qiladi. Ustozimiz Jon Toshmatov o'zini bilimlarini ayamasdan biz yoshlarga berib kelyapti. Buning uchun albatta o'ziga chuqur minnatdorchilik bildiramiz va gelecekte siz ham maşine WordPress'ini 15-20 dakikada local sunup yakılışını öğrenmişsiniz. Biz keyingi etaplarda kanday kılıp plugin'ini yaratış, kanday kılıp yangi post yaratış, yangi page'lerini yaratış, create kılışını kursatı boraman. MyEdTech Education'ge YouTube kanalımızga, şunu Instagram ve Telegram kanallarımızda abone olun ve kuzatışta devam edin. Çok selamet olun.